Merhaba, ben Edip. Bugün 26'sı, Ocak 26, 2005. Berlin'e gittim. Berlin'den sonra Köln'e, Köln'den Roma'ya, Roma'dan tekrar Berlin. Şimdi şeydeyiz, neredeyiz? Londra'da değil mi? Evet. Heathrow. İşte havalanında şu anda uçağı bekliyoruz Dallas'a. Ben nasıl göründüğümü de bilmiyorum ki şu anda. Neyse. Burada bir arkadaş beni tanıdı. Kendisi Türkeliymiş. Amerika'da yaşıyormuş. Benden de Türkiye'de yaşıyor. Ha, Türkiye'de yaşıyor. Şu an bir ziyaret için sen. Ha, bir ziyaret. O halde o zaman şimdi anlat. Hikaye daha da acayip oldu. Adınız ne? Bahri. Bahri. Ondan sonra Bahri'ye sordum. İşte dedi videoları seyrediyormuş. Dedim ne kadar kızdırıyor seni, ne kadar yani sana dokunuyor dedi. Bazen kısmen falan ama beğeniyormuş da. Sonradan öğrendim ki şeymiş, Hristiyan olmuş. Dedim çok ilginç. Şimdi anlatır mısın biraz? Nerede? Bir de protestan nesilsin şu anda? Evet, protestan. Protestan şey mi oldun? Papaz mı oldun? Pastör nerede? Diyoruz biz. Papaz nerede? Pastör. Biliyorum. Nerede? İstanbul'dayım. Öyle mi? İstanbul'da şu anda bir kilisede papazsın. Evet, bir kilisede. Evet, buyur. Alır mı? Yani papaz kelimesi. Yok yok. O, şey yani. Onu çok duyuyoruz. Yeah, tamam. Yeah. Okey. Buyur anlat bana. Yani seni buna sevk eden nedir? Yani aslında büyük bir cesaret isteyen bir olay. Yani evet, Türkiye'de ataların dinini terk ediyorsun. Hem de Hristiyan oluyorsun. Yani şey, adınız neydi Ege? Bahri. Bahri. Evet canım, buyur. Tabii ki benim arayışım aslında şöyle başladı. Yani doğduğumuz yerde ve ailemiz, yani içine doğduğumuz dini sorgulamaya başladı. Evet. Yani otomatik olarak bir Müslüman olmak, evet, ve diğer inançlara farklı gözlerle bakmak. Ha, buradan yola çıkaraktan bir de benim en çok üstüne gittiğim şey, inandığım bir yalan vardı. Tanrı'nın sözü ya da kutsal kitap, İncil ya da Tevrat değiştirilmiştir. Ama inandığım Tanrı diyor ki Tanrı'nın sözü değişmez. Ama bize ısrarla bunu öğrettiler, yani değişti. Ama hem değişmez hem değişti. O zaman ben bir bakmam lazım. Kimse de Tanrı'nın sözü değişmez ifadesi acaba şu anlamda olmasın bozulmaz mı? Bozulmaz ya da değişmez. Yok, yani Tanrı kendi sözünü değiştirmez. Bir söz verdi mi onu yerine getirir anlamında. Olmasın hem mı? Öyle hem evet. De o kendi sözünü korur. Korur yani. Diyorsun evet. Bu koruma sadece Kur'an değil, aynı zamanda eski kitapları da içine olması alması lazım. Lazım. Evet. Öyle olması lazım. Yani evet. Mantık onu gerektirir. Evet. Ya da Tanrı inancının gereği öyle olması lazım. Evet. Oradan yola çıktım. Ya tamam. Benim kolum yoruldu. Böyle kendimi uzatıyorum. Şuraya geleyim. Evet. Tamam. Daha rahat şimdi ya. Ha. Okay. Biraz sallayacağım. Benim parmağım tıkandı. Evet. O yüzüğümün zararları. Yüzüğüm buraya takıldı. Ne yapacağız? Elimiz. Yüzüğüm takıldı. Okay. Bir saniye. Araya da kesildi. Bunda bir hayır var. Okay. Neyse, şunu açayım. Tamam. Buyur, siz devam edin isterseniz. Evet, tabii ki yani insan bir arayışa çıkınca, yani tamam madem öyle Tanrı eskiden ne söylemiş? Evet. Bir de onlara bakayım. Evet. Gerçekten bu değişen dediği şey nedir, ona bir bakayım. Tabii bu arayışa çıkınca kişisel bir Tanrı ile tanışma fırsatı buldum. Yani bizden uzakta işte şunları yap, sonra son gün karşıma gel, bakalım. Hani bu bana çok sevgi dolu bir Tanrı gelmiyor. Yani son gün gel, defterine bakacağım. Ondan sonra seni cennete ya da cehenneme koyacağım. Ama Hristiyanlığın bana anlattığı bir sınav değil de kopuk olan bir ilişkimiz var ve onu düzeltelim. Ben seni sınav için yaratmadım. Sen benim sevgilim, yani, kuzumsun, çocuğumsun. Yani sen, kopuk, ilişkimiz koptu. Yani sen kendi keyfine göre bir tanrı aradın. Ana baba figürü gibi bir tanrı aradın. Orada Hristiyanlıkta buldun. Sevgi diyelim. Evet, bir tanrı arayışı var tabii ki. Ama o sıcak sevgiyi görmek diyelim. Yani bu şeyden olmasın mı? Yani mesela Kur'an-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim aslında koruyan, seven demektir. Evet. Yani Kur'an'da en çok tekrarlanan ayet oluyor. Yani
rahim kelimesi ana rahmi ile aynı kelime. Yani koruma, sevme, yani tümüyle, yani sürekli öyle söylüyor. Yani en çok tekrarlanan şey. Tabii ama biz Hristiyanlar mesela Tanrı'ya baba diyebiliyoruz. Tabii bu simgesel bir şey ama o baba deme hakkını bize veriyor. Ama yani bu biraz değil mi, yani psikolojik sorunlarım var. Sen biraz ailece belki de sevgiden mahrum edilmişsin. Başla beni, ben biraz tabii, şey tabii, diyorum. Tabii. Sen kafana göre bir tanrı arıyorsun. Diyorsun ki ben bana böyle ısmarlama bir tanrı yapılmış. Ha bu hoşuma gidiyor, böyle seçiyorum. Bu acaba yani eğer tanrı var ise senin keyfine göre bir tanrı da olmayabilir. Yani acaba sen kendi tanrını kendin yapmış olmuyor musun böylece? Hani bakıyorsun ki ha bu benim hoşuma gidiyor. Acaba şimdi, böyle olunca yani anladım sizi. Senin keyfine uygun olunca olmuş mu oluyor gerçekten öyle bir tanrı mı, yoksa işte geçmişte bazı papazların uydurmuş olduğu bir fiction. Ama kutsal kitap okuyunca böyle bir tanrı portresi zaten çıkıyor. Evet. Yani kutsal kitapta bu var da. Ben okudum şeyi elbette, İncil'i, Tevrat'ı okudum. Yani bakıyorsun Tevrat'ta bazı şeyler var ki, Tevrat de diyorum da belki de demeyeceğim. Mesela Leviler, orada korkunç şeyler var. O zaman yani Tanrı senin dediğin gibi hep sevgi Tanrısı olmuyor. Bir sürü taşla öldürme var Kur'an'da olmayan. Yani mesela Sebeth'i ihlal ediyor, taşla öldürülmesi lazım. Tanrı değişti mi yani? Geçmişte çok canavardı, çok vahşiydi. Hemen birdenbire İsa ile birlikte sevgiye mi dönüştü? Bu ne acayip bir Tanrı ki? Yani şimdi, insanların keyfine göre mi değişiyor? Evet, Tanrı, tabii ki Tanrı değişmez. Evet. Şimdi İsrail ile yapılan anlaşma gereği, o dönemdeki yapılan her şey o döneme aitti. Evet canım. O döneme aitti. Yani evet. Tanrı kurtarıcı gelene kadar seçtiği halkını belli bir aşamalardan geçirdi. Ve bu da onların içindeydi ve orada kaldı. Peki şey soracağım, yani sen baba diyorsun, İsa'nın da babası ama sen üvey evlatsın. Hani bazıları biz Osmanlı torunlayırız diyorlar ya, ama çakma torunlar, yani Osmanlı padişahları onların babalarına reaya dedi değil mi? Bizim sürülerimiz, kapı kullarımız dedi. İşte böyle kendi soyları kabul etmediler. Şimdi bunlar diyorlar biz Osmanlı torunuyuz. Onlar size yukarıdan aşağı baktılar. Şimdi sen çok üvey bir evlat gibi geliyorsun yani. Evet, üvey evlat ama oğulluk, yani biz aşılandık. Evet, o hakkı Tanrı bize sağladı. Peki şunu soracağım. Ben mesela dört gospeli, dört İncil'i okuduğum vakit genelde gayet güzel. Hatta orada yani işleme için mesela en önemli konu bence İsa'nın ilahlaştırılması olayı. Ki aslında Muhammed de ilahlaştırıldı. Allah'ın oğlu demediler. Haşa, kainatın efendisi dediler. Evet, Allah'ın ismini yanına ismini koydular mescitlere, camilere. Hatta Allah'ın açıklayamadığını o açıklıyor. Haşa, Allah'ın yanında hüküm koyucu oluyor. Haşa, Allah'ın ayetlerini bile kaldırabiliyor, neshedebiliyor hadisler. Daha nice, yani Allah'tan üstün tutuyor. Zaten Allah deyince Allah derler de ama Allah'ın Resulü Muhammed deyince sallallahu aleyhi ve sellem falan filan kainatın efendisi diye Allah'a hakaret ederler, umurlarında olmaz dünyada bir sürü değil mi? Evet. Ama Muhammed'e hakaret edince çıldırırlar. Yani aslında Hristiyanlardan daha da fazla bir ilahlaştırma var Muhammed'i. Farkında değiller. Çünkü Kur'an diyor ki müşrikler öylesine cahiller ki kendi şirklerini de inkar ederler. Şimdi benim gördüğüm... Hocam orada bir fark var. Yani bizim kutsal kitabımız İsa Mesih'i anlatışı o şekilde. Yani biz kendimizin uydurduğu bir teoloji değil. Kutsal kitabın bize öğretisi bu. Ama yok. Yani Kur'an'da böyle bir öğreti olmadığı halde Müslümanlar doğrudur. Muhammed'i ama bu ben şunu iddia ediyorum. Aslında İncil'de de bu yok. Bugün sizin öğrettiğiniz, kilisenin öğrettiği, protestan olsun, katolik olsun,
öğrettiği işleme, öğrettiği insanın Allah'ın oğlu olması olayı veyahut da insanların günahlarını affedilmesi için kurban edilmesi olayı, bütün bunlar aslında Hristiyanlar çok sonradan eklenmedir. Ve mesela üçleme ifadesi ne eski ahitte ne de yeni ahitte bulabilirsin. Bu 315 yılında, yani İsa'dan evet. 315 yılından sonra İznik konferansında Tertullian adında bir yobaz tarafından şey edildi. Yobaz diyorum çünkü o adam İncil'in dışında kitap okumanın şey olduğunu, bir günah olduğunu, felsefe düşmanı birisiydi. Gazali benzeri bir adamdı. Şimdi böyle olunca bakıyorum ki yani olay birbirine çok benziyor. Yani elçi geliyor, diyor ki bir tek Allah var. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz eşitiz. Ondan sonra din adamlarını eleştiriyorlar. Siz Allah adına yalan şey diyorsunuz ve bu ticarete dönüştürdünüz bunu diyor. Ve elçilere karşı hep din adamları çıkıyor ilk başta. Muhammed'e karşı çıkanlar da din adamlarıydı. Ebu Cehil, Ebu Leheb denilen adamlar. Alabildiğine dindar adamlardı onlar. İsa'ya karşı çıkan ferisiler de aynı öyle. Yani din adına istismarı ediyor. Senle Allah arasında başka bir şey yok. Allah'a dua et, Allah duanı kabul eder. Ancak elçilerden sonra bakıyoruz ki bir pattern, bir böyle pattern ne demek Türkçesi? Yani sürekli insanlar putlaştırıyorlar kahramanları. Benzeri bence putlaştırma da İsa için oldu. Çünkü mesela İsa ben hiçbir vakit Allah'ım demiyor. Hatta hiçbir vakit şey... Ama baba ve ben biriz diyor. Baba ve ben biriz, yani aynı yoldayız demek istiyor. Mesela... Bana iman eden beni gönderene iman etmiş olur. Doğrudur. Evet. Aynı şey Muhammed için de söz konusu Kur'an diyor. Evet. Ama hiçbir vakit Muhammed sizin ama gibi bir elçidir diyor. Ama kutsal kitabın geneline baktığımızda biz bu kendi uydurduğumuz bir şey değil yani. Ama ben sana sorayım, bir yerde mesela İsa'ya ey iyi öğretmen diyor birisi. İsa diyor bana iyi deme, iyi sadece Allah'tır diyor. Bak evet. Eğer kendisi ilahlık iddia etseydi, haşa Allah'ın bir parçası olduğu, oğlu olduğunu iddia etseydi böyle söylemezdi. Hiçbir yer mesela Allah haşa Allah'ın oğlu olma ifadesi orada bakıyoruz şey olarak kullanılıyor. Bir metafor olarak kullanılıyor. Hiçbir vakit böyle biyolojik herhangi başka bir yönden. Hocam zaten hiçbir Hristiyan öyle inanmaz. Bu Kur'an'ın yani bize göre yanlış bir öğretisi. Yani hiçbir Hristiyan, yeryüzünde yaşayan hiçbir Hristiyan biyolojik bir oğul olduğunu nedir, inanmaz. Nedir peki? Nedir? Ne, nasıl bir oğul oluyor? Yani senden farkı ne oluyor İsa'nın? İsa %100 Tanrı, %100 insan. İşte saçmalığın danışkası. Danışkası. Niye saçmalığın danışkası? Ben mantık dersi normal veriyorum. Normal ruh. Bak dinle. Normal ben mantık ruh dersi bunu veriyorum. Anlamaz. Yok, ben mantık dersi veriyorum. Hı-hı. Normal mantık dersi. Bu mantığı dünyada herhangi bir iş için şey etsen, senin kompüterin patlar, bütün programlar iş yapmaz hali, uçaklar yere düşer, yere çakılır, hiçbir iş olmaz. Ama buraya gelince bu saçmalığı söyleyebiliyorsun. Başla beni. Çünkü benim mantığıma hakaret ediyorsun. Kendi mantığına da hakaret ediyorsun. Savunulacak hiçbir taraf yok. Niye? Niye? Yani başka bir şey deseydin, işte ne bileyim yani su yukarı çıkar falan filan böyle bambaşka şey olabilir derdim. Ama burada mantık matematik şey var. Tanrı her şeyi yapabilir mi? Tanrı her şeyi yapmaz. Tanrı çelişkili, saçma sapan işler yapmaz. Şimdi sen saçmalıyorsan, ben saçmalıyorum, bu saçmalığı Allah yapıyor. Ben diyorum ki olur mu bu saçmalama? Diyorsun Tanrı her şeyi yapabilir mi? Yapabilir diyorum. O halde Tanrı benim gibi saçmalar. Hayır. Aynen. Bu senin yaptığın saçmalık. Bu saçmalığı Tanrı'ya, Tanrı her şeyi yapabilir diye bu saçmalığı Tanrı'ya yükleme güzel kardeşim. Bak, bir anlatayım onu, kısaca onu ona söyleyeceğim. Onu söylemek istemiyorum ben. Bir anlatayım kısaca. Ama o zaman... Bak, benim söylediğime saçmalık diyorsan... %100 insan diyorsan bak, %100 insan ve %100 Allah diyorsan güzel kardeşim, %100 insan ne demek? İnsan yaratılmıştır. Allah yaratandır. Hem yaratandır hem yaratılmıştır. Hem ölendir hem hiç ölmeyendir. Olmaz ikisi bir arada. Mantık çelişki demektir. Hocam burada yani, ben size 10 dakikada bunu alacak değilim. Yani Tanrı'nın, Tanrı'nın sözü beden alamaz mı? Tanrı'nın sözü beden alamaz mı? Nasıl? Tanrı'nın sözü kitap olamaz mı? Allah ama yaratılmıştır İsa.
İsa yüzde... Kur'an'da yaratılmıştı. Yok, Nicene Conference ne diyor biliyor musun? Yok hocam, orada bir şey yok. Nicene Creed şudur. İsa %100 insandır, %100 de Allah'tır diyor. Evet. Ha. %100 insansa bir başlangıcı var, yaratılmıştır. Eğer yaratılmışsa Allah değildir. %100 Allah değil. Çünkü Allah yaratılmayandır. Allah alfadır, omegadır. Eğer insansa ölümdürdür, Allah ölümsüzdür. Eğer insansa bilgisi sınırlıdır, eğer Allahsa... Yani arada tümüyle %100 çelişki var. Sen çelişkili, uydurup bir şeyi bana şey etme. Bir de bu Kur'an'ı İncil'de geçmiyor. Ne? Yani İsa'nın ilah olduğu, çocuk Allah'ın oğlu olduğu iddiası. The only begotten son of God, John'da geçen ayet. Bir bakıyorsun King James nüshalarına bak, eski nüshalara 1967 ben baktım. The only begotten son, Allah'ın biricik edindiği oğlu diye ifadesi. Dipnota bakarsın, bazı nüshalarda bu ifade yok diyor. Allah'ın edindiği çocuk. Niye peki? Yani teslis için temel olarak kullanılan birkaç tane ifade sorunlu. Bu birkaç tane. Onun dışında hep çelişiyor. İsa herkes için de siz Allah'ın çocuklarısınız diyor. Demek ki Allah'ın çocukları, oğulları olmak ifadesi metafor olarak kullanıyor. Ama İsa'ya gelince birdenbire bambaşka bir şey çıkarıyorsun. %100 Allah haşa. Hocam onun bir sürü işaretleri var. Şimdi bir kutsal ruhtan gebe kalması, sözünün beden alması. Bununla ilgili kutsal kitapta, İncil'de çok örnekler var. Çok ayetler var. Ama siz buna tutup işte bu çok deli saçması bir şey diyorsunuz. Ama Kur'an'da yazan Tanrı'nın eşi var mı ki, onun zevcesi var mı ki çocuğu olsun ayetini kabul ediyorsunuz, ona uygun buluyorsunuz. Yani tabii Allah'ın eşi yok. Hocam hangi Hristiyan yeryüzündeki Allah'ın eşi vardı inanır? Ama Allah'ın oğlu diyorsun, oğlum diye anlamı var. Oğul ne demek? Eşten edinen oğul demiyoruz. Bunu dinle beni. Eşten edinen oğul değil. Bunu Katoliklere, o gün Katolikler de vardı. Yani Hristiyanlar çeşit çeşit. Katolikler Meryem'i haşa Allah'ın annesi diye tanımlarlar. Yani Protestanlar bunu değiştirdi. Arada yani kutsal farklar. Rahim diye, annesi diye Katolikler değil. Katolikler ne diyorlar? Anası. Tamam. Anası değil. Yani kutsal rahim. Öyle diyorlar rahim, anası. Evet. Ben onlardan işittim. Tamam. Yani kelimelerle nasıl oynuyoruz? Hem anası oluyor ama anası şurada, bu demektir, bu demektir. Bir sürü yağlama bağlama. Hocam. Etme, kutsal eyleme. Bir bedeni taşıdığı için ona saygı duyuyor, o kadar yani. Yok yani ilahlaştırıyor. Sen İsa'yı ilahlaştırıyor. %100 Allah dedim. Kur'an orada yanılmış, onu kabul edin. Yani orada yanılmış. Ne ya, bırak sen %100 Allah dedim. Ondan sonra %100 insan dedin. Kur'an'ı bırak. Benle Kur'ansız konuşunca. Kur'an ayrı bir konu. Kur'an'la sen tartışırım ama kendi içinde tutarsız bir şey. Bir de Saint Paul adındaki adam beni başlar. Yani İsa'yı izlesen harika bir şey. Hiçbir şey olmaz. Sen İsa'yı izlesen, İsa'nın mesajını, sen cennete gidersin. Yani illa tutup Kur'an'ı izlemen şart değil. Kur'an'a göre diyor ki 2. Sure 62. ayeti. Kim ki Allah'a inanırsa, erdemli bir hayat sürerse, ahirete inanırsa kurtulur. Peki ben İsa'nın şeyini izliyorum ancak İsa muvahhiddi. Yani Allah'ı birleyen bir insandı. Kendisini haşa hiçbir vakit ilah olarak iddia etmedi. Bu Saint Paul'un ilk başta çıkardığı, daha sonra abartıla ta 325 yılda üçleme. Niye üçleme işin temeli ise, niye o kelime hiç yok? Niye unutuyor? Niye unutuluyor bu? Düşünüyor musun? Yani üçleme diye bir inanç çıkarılıyor, bir bakıyorsun yok. Allah'ın biricik oğlu ifadesi, bir bakıyorsun başka nüshalarda yok. İşin ilginci yani. Bir bakıyorsun Saint Paul şeyi, neyse. Sen o adamı seviyor musun? Hocam, evet severim. Yani 2000 yıldır bu tartışılan bir teoloji. Bunu şimdi biz burada değil ama ben başka türlü bir... Peki yani seni seni Kur'an'dan uzaklaştıran neydi? Ha bak mesela bu güzel. Evet. Başta söylediğimde aslında. Evet canım. Ya onu hissedemiyorum. Ben kıldığım namazda, tuttuğum oruçta, yaptım ben herhangi bir ibadette. Gayet normal. Çünkü sen Sünniydin, Müslüman değildin. Evet, Sünniydim. Müslüman değil gibi, Müslümanlıktan apayrı bir din. Yani Sünnilik, Müslümanlık neyse Katoliklikle Müslümanlık arasında o kadar fark var. Yani aynı ve belki de daha büyük bir fark var. Ama hocam alakası sizin yok. Savunduğunuz İslam da yani Türkiye'de çok bir azınlıktasınız. Ama yani ben kelle sayısını demiyorum. Ben Kur'an'a göre, ben diyorum sen gerçekten ama de peki bu... senin sorunun Kur'an'la olmamış. Senin sorunun Kur'an'ı çarpıtan,
hadislere, hikayelere, hurafelere uyan, mezheplere uyan insanların tavırları, onların uygulamaları. Ama sen ona tepki İslam'ı tepkisin. Onlar bugüne kadar onlar taşıdı. Ama ben seni, onlar getirdi. Ben seni teoloji hadisleri kim topladı? Zannettim. Ben seni teoloji çalıştığını zannettim. Evet. Neyi getirdi? Bu hadisleri kimler topladı? Kimler getirdi? Kimler? İşte insanlar, yalancılar, sahtekarlar. Evet. Şimdi, hayır yani onları reddetmek nasıl yani? Neye göre reddediyorsun? Yani bunlar sahte din yaşıyor, bu hadisler uydurma evet, nasıl oluyor yani? Uydurma, Katolikler hocam, nasıl uydurma? Sen Katolikleri kabul ediyor musun? Tabii Katoliklerin fazla kitabı var. Tamam. İncil'e göre bir ayet eklenemez İncil'e. Kim evet. eklerse Allah belasını evet. versin diye bir lanetleme var. Katoliklerin birkaç tane fazla kitabı var. Buna göre Katolikler yoldan çıkmış. Hocam o konuda siz desteklediğim yerler var yani bu evet. Ama neye göre elenecek bu hadis? Yani bu sahtelik ne? Siz mi? Reddediyorum. Siz misiniz? Hepsini reddediyorum. Hepsini reddet. Tamam zaten. Kur'an'a göre hepsini reddetmen lazım. Öyle gidip ama, seçmece yok. Çöplükten böyle. Hepsini reddedeceksiniz. Tabii canım. Hepsi. Hiçbirisinin kıymeti yok. Hiçbir hadisin. Çünkü hadisler sonradan Kur'an'a... Tamam, ama böyle sizin şeyinizi dinlemedim hiç. Hepsini reddederim diye. Tabii olur mu ya? Kur'an'a nazire olarak hadis çıkarıldı. Bak hadis mesela en sahih hadis kitabı mesela Bukhari. Ta 230 yıl sonra çıkarıldı güzel kardeşim. Tamam. Yani bu, alakası yok Muhammed'le işte alakası yok. İşte burada siz nasıl otorite olabiliyorsunuz? Ya da ben otorite olmuyorum ki diyorum ki Kur'an'ı diyorum. Bak Kur'an'da diyorum ayet diyor. Kur'an mufassaldır diyor. Kur'an açıktır, yeterlidir diyor. Kur'an'ı izleyin diyor. Ve peygamberin din gününde birinci şikayeti halkın Kur'an'ı terk etti diyor. Hadisler kendi içinde çelişkili. Hadisler eğer gerekli olsaydı Muhammed zamanında toplanırdı, yazılırdı. En azından 4 halife döneminde değil. Yani hiçbir zaman kabul edilmemiş. Ta 200-300 yıl sonra Kur'an'a nazire olarak eski cahiliye dinini hortlatmak için yani Arapların zulmünü, kadın düşmanlığını, ırkçılığını, ondan sonra ne bileyim bir sürü haramlarını hortlatmak için uydurmuş bir din. Bir de sultanların zulmünü de aklamak için. Yani çünkü hadisler gerçekten o günkü sultanların zulmünü peygambere yakıştırıyor. Yani hadis kitaplarına göre haşa peygamber cinsi sabık, haşa zalim, insanları katleden, öldüren falan filan. Bir yanda Allah'tan daha merhametli, bir yandan da dünyanın en zalim insanı oluyor. Bunu uydurdular ki peygamber böyle yaptı. Mesela cariyecilik, kölecilik yapacaklar. Peygamber adına uydurdular bunu. Halbuki Kur'an'a göre kölecilik en büyük günahtır. Çünkü Allah'a ortak koşmak. Ya o tip kesimlere saldıran biliyorsun belli şeyler yani. Sen aslında Tanrı tanımaz insanların yani evet. o tür şeylere saldırdıkları. Ama yani mesela kölecilik bak kölecilik Kur'an'a göre aslında tevhide göre yani Allah bir inancına göre en büyük suçtur. Çünkü birisi bir insanı köleleştiriyorsa ona Rablik, efendilik iddia ediyor. Allah'tan başka efendi ve Rab yoktur. Bu Hristiyanlıkta da olmaması lazım. Musa Firavun'a o yüzden karşı çıktı. Yani köleciydi, onun için ilahlaştı. İlahlık iddia etti. İsa hiçbir vakit köleciliğe taraftar bir insan olamazdı, değildi. Ama Saint Paul köleciliği savunuyor. Saint Paul'un yaptığı birkaç tahribat var. Ben bir dikkatli incelerdim. Yani bu adam belki de kendi başına kötü niyetli değildi. Muhari gibi belki de saçmalıklarına inanıyordu. Böyle bir sürü insan var. Kendi uydurduklarına inanırlar. Bakıyoruz ki diyor ki köleler efendilerine itaat etsinler diyor. Allah Allah. Bu tevhid inancıyla Müslümanlık şeyi de şey etmez. Yani uçmaz. Mümkün değil. Orada şey hocam tamam yani bunlar yani Hristiyanlığın kölelik şeyi var ya buradan geldi. Orada şunu söylüyor yani kölelik bugün nasıl köleliği yorumlayabiliriz? İşte burada çalışıyorsun köle değilsin ama patronuna yani iş yerine sadık ol, işine bağlı ol, aksatma. Yok o değil, yok kölelerden bahsediyor. Orada anladım. Açıkça kölelerin savunacak tarafı yok. Kadınlara diyor mecliste konuşmayınız, Adem'in ayağının kaymasının sebebi sizsiniz, susunuz diyor. Aslında bugün kilise ona uymuyor. Saint Paul'a, yani Paul'a aslında aykırı davranıyorsa, eğer kadın konuşuyorsa şeylerde, sizin mecliste, sizin kilise. Çünkü orada diyor ki, Adem'in diyor, siz yoldan çıkardın, susunuz diyor. İki, kadın üç. Konuşmasın demiyor, kadın öğretmesin. Yok, konuşmayın diyor. Yok. Ben okudum abicim ya. Peki. Tamam. Öğretmeyin de dese yine kötü. Yani kadını insan aşağı görüyor. Yok canım aşağı görüyor. Üçüncüsü para istiyor. Hatta eleştiriliyor. İsa'nın havarileri tarafından eleştiriliyor. Diyor ki siz benim koyunlarımsınız. Ben sizi sağabilmeliyim diyor. İsa para istemedi bunun için.
İsa'nın havarileri hiçbirisi para istemedi bunun için. Yani adam tamamıyla mesleği çıkardı. Ondan sonra ne? Bir de İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu falan filan kurban oluştu falan. O da yani Allah'a karet ya. Haşa, Allah'ın bir insanları affetmek isteyecek. Suçsuz oğlunu tutup kurban edecek. Mantığı var mı? Yani senin mahallede çocuklar kötülük yapıyor. Güzel kardeşim. Sen güzel bir oğlun var, iyi huylu. Sen alıp oğlunu döver misin onları affedebilmek için? Affedebilmek için çocuğunu tokatlayacaksın, işkence edeceksin falan. Bak, sizi böyle seviyorum. Ben oğluma böyle işkence yaptım. Olur mu ya? Hocam öyle değil tabii ki. Siz öyle, yani, ama öyle bir kurban etti diyor oğlunu. Tamam, bir hocam, sevdiği Tanrı, oğlunu bak, kurban etti. Ama şimdi olayın başına dönmek lazım. Tanrı'nın adaletini ve merhametini göstermesi lazım. Bu birlikte nasıl sağlanır? Tanrı'nın baştan beri seçtiği yol bu. Yani o niye bunu seçti bilmiyorum. Ne yol? Böyle yani, ya saçma sapan bir yol ya. Adalet mi bu ya? Hocam adalet mi tutup bir masum bir insana işkence ettiriyor, affedebilir mi? Allah başka türlü affedemez. O size göre öyle yani. O size göre bir işkence gözüküyor. Bize göre o bir sevinç. Öyle değil. Ya, şeye göre, yani İncil'e göre İsa acayip şey diyor. Ey Rabbim, Eloi, Eloi, lema sabachthani, evet, beni niye bıraktın diye evet. Büyük sıkıntı çekiyor. Tabii ki, ama işte onlar, o lazım, o çekilmeliydi. Niye o ya? Başkasının günahını niye başkası çeksin? Böyle saçmalık olur mu ya? Başkasının günahını başkası çekmiyor. O adaletin sağlanması için. Ne adaleti? Adalet mi? Dediğim gibi, kötülük yapan çocuklar var mahallede, sen oğlunu dövüyorsun, adalet sağlansın. Bu adaletle tam çelişen bir şey. Hocam bir, Tanrı, en başına gitmemiz lazım olay. Kaç dakikamız var? Bu, evet, sen konuş. Var. Ben konuşmayayım. Sen buyur bitir. Son sözleri sen bağla. Ben çok konuştum. Aslında ben size merhaba dememdeki şey şuydu. Yaptığınız şeyi destekliyorum. Ve o yüzden de sizi takip ediyorum. Birçoğunu takip ediyorum. Evet canım. Ama sizi görünce merhaba demek istedim. Desteklemek dediğim de oydu. Yapabiliyorsanız onu, yani temizlemek işini, ama evet, ben doğru kelime bulmak istiyorum. Yani temizlemek derken şimdi belki yanlış anlayacaklar. onu yapabiliyorsanız yapın. Yani elinizde ne geliyorsa. Evet canım. Bunu ben söyleyince şimdi yine yanlış olacaklar. Bak. Edip Yüksel'e destek veriyor. Yok şey, papaz da bunu istiyor. Sana. He, doğru. Benim başıma iş açarsın. Evet, demek ki benim başıma demek iş açarsın. Demek ki bunun yaptığı hayırlı değilmiş. He, doğrudur. Sen şimdi bana yaramıyorsun. Yani. Sen hiç Edip desteklemiyorum de. Desteklemiyorum. Ya neyse. Çok sevindim. Peki, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sabırlısın. Ben biraz seni sıkıştırdım. Benim yöntemimdir. Yok, sen de öyle zaten yaparsın. Zaten izlediğim için biliyorum sizi. Evet. İnsanlara şey etmiyorsun, kötülük yapmıyorsun, öldürmüyorsun insanları, değil mi? Mürtet öldürülecektir demiyorsun. güzel, maşallah. İnşallah şey dersin ya. Sizi bu, seviyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi şey, tevhid konusunu incele, ciddi söylüyorum. Yani İncil'den İsa'nın mesajını şey etmeye çalış. Bu kilisenin öğretilerinden biraz bağımsız olarak istersen haberleşelim o konuyu. Kolay değil yani. Evet, ben aynı zamanda kişisel evet, olarak da meraklıyım. Evet. Çok teşekkür ederim. O nedir o? İlahiyatta da okuyorum. Öyle mi? Hı-hı. Bilmiyorum, ilahiyat olduğunu bilmiyorum. Evet, burada yazıyor. Çok güzel, öğrencisin. Evet, çok öğrenciyim güzel. Aynı zamanda. Çok tabii güzel. İstanbul, hangi ilahiyatta? Ben Anadolu'da ama bizim Marmara'ya evet, yakınız, dersine evet, gidiyorum. Evet. Çünkü Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve Müslüman geçmişim var. Evet. O zaman mesela sizinle karşılaştık. Evet. Daha güzel sohbetimiz olsun diye. Evet. Neyse, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim.